Kars, Kazman doğumluyum. Iğdır'da yaşıyorum. 28 yaşındayım. 6 yıldır evde daha çok pasta, börek, sarma, meze çeşitleri yaparak başlamıştım daha önce ilk bu işe. Evde başladığım zamanlar gelen yorumlar, talep güzel olunca kendime küçük bir işletme açtım. Hani bu işe atılmamın daha çok en önemli etken rolü eşimin çalışmaması, kendi sorumluluklarının bilincinde olmamasından dolayı ben de iş hayatına atılmak zorunda kaldım. Evde başladıktan sonra işler güzel gidince kendime bir yer açtım. Büyüdük, siparişler aldık. Evlere daha çok özel siparişlerimiz oluyor. Söz, nişan, doğum günü gibi özel günlerin hazırlıklarını biz yapıyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Şu anda küçük bir kafem var. Kendim işletiyorum. Ürünlerimi kendim yapıyorum. İki tane yardımcım var. Bir tane kuryemiz var. O şekilde siparişlerimizi alıp dağıtıp gönderiyoruz. Gıda hani katkı maddesi, gıda koruyucu, renklendirici hiç bunları kullanmıyoruz. Hepsi daha çok çocuklara yönelik, sağlıklı beslenmeye yönelik ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. Ekonomik anlamda çoğu zaman çok zorlanıyoruz. Çünkü kiralar çok yüksek. Hani vergi ödüyoruz, çalışan gideri derken çoğu zaman hiçbir kar elde etmeden ayı kapatmaya çalışıyoruz ama bir işletme olarak ayakta durmak zorundayız. Hani düzeleceğiz diye bekliyoruz inşallah. Çevremizde çok fazla kadın esnafımız yok. Bu da dışarıdan hani dışarıdaki insanların bakış açısından kaynaklanıyor. Çünkü çok farklı bakıyorlar. Çalışan bayanlar var ama kendi işletmesini kurabilen, kendi sermayesini kurabilen, kendi kendine yetebilen, kendi işinin üstesinden gelebilen pek fazla kadın yok. Çünkü dışarıdaki insanlar çok farklı bakıyorlar. Baskıcı bir şekilde açıkçası kadını sadece bir toplumda hani anne, ev hanımı bu şekilde görmeye çalışıyorlar. Ama kadının ekonomiye katılması lazım. Kadının toplumda yer alması lazım. Kadın gerçekten çoğu yere gittiğim zaman bir bayanın işletmesiyle bir erkeğin işletmesine baktığın zaman çok büyük bir fark var. Kadın elinin değdiği her yeri güzelleştirebiliyor ama erkek sadece onu paraya nasıl çevirebilirim mantığıyla bakıyor. Kadın öyle değil. Burayı daha nasıl güzelleştirebilirim? Buraya daha nasıl emek verebilirim? Burayı daha nasıl bir göze getirebilirim niyetiyle bakar. Kadın güzelleştirim diye bakar. Erkek ise nasıl sermaye, nasıl paraya çevirebilirim? Dediğim gibi çok erken yaşta evlenmiştim ve çok kısa süren bir evliliğim oldu. İki tane kız çocuğum oldu. Ailem, çevre, her yerden dışlandım açıkçası. Hiç kimseden hiçbir destek almadan yeter ki kendinize güvenin. Kendim bu işi yapabilirim dediğiniz zaman, bir yola koyulduğunuz zaman gerisi gerçekten geliyor. Şu an günümüzde milyon tane evlilik var. Çok berbat bir şekilde ilerliyor. Hepsi ayrılmak istiyor ama çocukları olduğu için kendine güvenemiyorlar. Emin olun ki ne o çocuğa ne o topluma hiç kimseye hiçbir şey olmuyor. Ailenizde herkes de kendini düşünüyor. Hiç kimse sizi düşünmüyor. Hiç kimse sizin yaşadığınız hayatı düşünmez asla. Siz kendiniz mutlu değilseniz orada durmanıza asla gerek yok. Ve o kararı aldıktan sonra her türlü kendi ayaklarınız üzerinde durabilirsiniz. Gidip bir yerde de çalışabilirsiniz. Birikiminiz olduktan sonra kendinize hani çok az sermaye ile bir yerde açıp kendi ayaklarınızın üzerinde durabilirsiniz. Yeter ki bunu siz isteyin. Buradan kadınlara söylemek istediğim kendinize güvenin. Kendiniz bir şey yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ve sadece kendinize güvenerek bir yola çıkın. Arkanızda aileniz, eşiniz, babanız, hiç kimseniz olmadan kendinize güvenerek yola çıkarsanız ilerleyebilirsiniz.